Yeni CD-i ünitesi geldi. Şöyle siyah bir kutu. Bakalım inşallah uyum sağlayacak, çalışacak. Hep beraber göreceğiz. Şimdi bundan önce bu kutuyu takabilmek için şu görmüş olduğunuz sel altında 1, 2, 3, 4 tane, şurada gördüğünüz 2 tane cıvata, 4 cıvatayı açmamız gerekiyor. Bir yandan da neyse, şunları önce bir gevşeteyim de sonra sıkarım. Çıkaralım da bunlar daha rahat sökülecek. Yani inşallah uyum sağlar da çalışır. Çalışmazsa 22 gün beklediğimiz ve 7,5 dolar para verdiğimiz ateşleme ünitesi ıskarta olacak. Aslında şu da bir kapak. Yani motora ulaşmak için şuradaki tek vidayı, şuradaki tek yıldız vidayı sökerek de ulaşabiliyoruz. Ama benim ulaşmak istediğim yer tam şurada. Ateşleme ünitesi şu kapağın altında. O yüzden bunu komple çıkaracağız. Benzin deposu kapağını yerinden çıkarmamız gerekiyor. Sonra deponun etrafındaki şu lastik contayı da çıkarmamız gerekiyor. Bu kutuyu da yerinden çıkarırken dikkat etmeniz gereken bir husus var. O 12 volt şarj çıkışının kablosu şu aşağıdadır, göstereyim. Şurada. Hop. Bunu da yerinden şuradan sökmeniz gerekiyor ki bunu koltuğu paldır küldür kaldırırsanız bunu koparırsınız. Böyle bu şekilde ayırıyorsunuz bunu. Şimdi bizim sökeceğimiz ateşleme beyni bu işte. Şu kutu. Bakın gördüğünüz gibi bu aldığımızda hemen hemen onunla aynı boyutlarda. Şimdi eskisini çıkarıp sınırlama olmayan yenisini takacağız. Bu arada şu benzin deposu kapağını takayım da pislik kaçmasın içine. Burnuma benzin kokusu geldi. Şimdi bu CDI kutusunu çıkarmak için bakın şurada bunun yerinde sabit durabilmesi için böyle lastik bir conta var diyeyim. Etrafına geçiyor, çevriliyor. Bunu dikkatlice çekerek çıkarmanız lazım. Onu kırarsanız, koparsa, ki benimki biraz bayatlamış görünüyor. Neyse bir saniye şu kamerayı bırakayım da rahat çıkarayım. Bunu şöyle yavaş yavaş oynatarak yerinden dikkatlice çıkarıyoruz. Şimdi bu kablo, şurada gördüğünüz kablo da çok derinde çıkmayabilir. O yüzden bunu dikkatlice koparmadan nasıl çıkaracağız? Şöyle hafifçe çevirelim. Bakın bunun kenarında tırnaklar var.
tam şurada, tam şurada bir tırnak var parmağımın olduğu yerde. Beyaz soketin de onun çıkıntısının girdiği bir tırnak. Orayı dikkatlice açıp bunu iterek çıkarmamız gerekiyor. Kabloda hiç boşluk bırakmamışlar, o yüzden ikisi de çıktı. Bu eski CDI. Bakın şurasında da gördüğünüz gibi üzerinde 45 kph yazıyor. Yani 45 km, saatte 45 km'de kesici olduğunu belirten bir ibare var zaten bunun üzerinde. Şimdi bunu bir kenara koyalım. Yeni, şunu göstereyim size. Bakın ikisinin de soketleri, hop şöyle, ikisinin de soketleri aynı olması lazım ki uysun. Görünüşte ikisi de aynı. İnşallah kablo düzenleri de aynıdır. Eğer kablo düzenleri aynı değilse motor çalışmayacak demektir. Şimdi önce şu kiliği yerine takalım. Lan bu bunu değil ki. Evet. Yerim dar, yerim dar. Çalışamıyorum. Dörtlüyü taktım. Burada bir dört, iki tane soket var. Biri dörtlü, biri ikili. Önce dörtlüyü taktım. Girdim yerine. İkili tam oturmadı. Evet, ikili de oturdu. Şimdi bunu yerine bağlamadan önce motoru bir çalıştıralım bakalım. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? Çalışmazsa hayallerimiz yıkıldı demektir. Haydi bismillah. Evet. Görünüşe göre çalıştı arkadaşlar. Demek ki iş görecek yani. Dairin Beagle'la uyumlu bir ateşleme ünitesi almışız. Öyle görünüyor. Evet. Süper. Şimdi her şeyi geri yerine bağlayalım. Sonra da bir test sürüşü yapalım bakalım. Bizim Beagle kaça kadar çıkacak? Şimdi bakın bu skuterlerdeki CDI'ler ikiye ayrılıyor. Biri AC, AC CDI ateşleme üniteleri, yani alternatif akımla çalışan, bildiğiniz ev cereyanı alternatif akımdır, dalgalı akım. Onunla çalışan ateşleme üniteleri var. Bir de DC'ler, DC'ler var. Yani doğru akımda. O doğru akımda sizin araba akünüzün ya da evdeki pilinizin içinde bulunan, onların ürettiği cereyandır. Yani adamı çarpmayan doğru akım. Bir de işte ev cereyanı gibi alternatif akım var. Şimdi bunu nasıl birbirinden ayırıyoruz? Bayağı bir araştırma yaptım ben bu konuda. AC olanlar, yani alternatif akımla çalışanlar, motorda cereyanını direkt statörden alıyor. Yani arabalardaki alternatörün aynısı. Motorda statör diye geçiyor. O da o sağ tarafında gördüğünüz bir pervane var ya, soğutma pervanesi. Onun içerisinde motor çalıştığı zaman hem pervane motoru soğutuyor hem de statör var. O da elektrik üretiyor. Oradan alıyor cereyanını. Bizim Beagle oradan almıyor. Bizim Beagle, Beagle'ın CDI ünitesi cereyanını aküden alıyor. Yani doğru akımla çalışıyor. Bunun da hangisinin alternatif akım, hangisinin AC, hangisinin DC olduğunu anlamak için en kolay yöntem boyutları. AC olanlar çok daha ufak.
DC olan, yani şu kutu daha büyük bir kutu. Çünkü bunun içinde bir tane konvertör var. Yani doğru akımı alternatif akıma çeviren, dalgalı akıma çeviren bir konvertör olduğu için bunlar daha büyükler. Boyutları uzunluğu yaklaşık 8 cm'e yakın. Bu şekilde ayırıyorsunuz. Ben de bayağı bir araştırma yaparak işte bu şekilde buldum. Yani bizimkinin doğru akım kutusu olduğunu, doğru akımla çalışan CDI olduğunu o şekilde buldum. Çıkalım bir deneme yapalım, bakalım kaça çıkacak motor. 80'i görmez atarım vallahi çukurdan aşağıya. Evet, bir test yapalım bakalım. Oğlum bana bak, 80'i görmezsen çöpe atarım seni ha. İlk izlenimlerim şu. Ateşleme daha seri yapmaya başladı gibi geliyor bana. Yani kalkışta falan özellikle. Şu anda 55'te. Daha var yolda işte. Dur bakalım. Kaça kadar gidecek? Böyle tam gaz açık gidiyorum bakalım. Şimdi 65'e geldi. Şimdi yaklaşık 70'e geldi. Evet, 70'e gelemedi. 65-70 arasında kaldı. Evet, 65'te kaldı. Bir daha deneyelim bakalım. Bak, kesin kalkışı daha seri. Yani ilk kalkışı daha seri. Ama en üst hızda ateşlemede orijinaline göre pek bir fark görmedim ben. Yani biraz 70'e yaklaştı o kadar. Yani kutunun ateşleme değerleri düşük devirlerde herhalde daha fazla, üst devirlerde daha az gibi. İşte yine 65 tam gaz gidiyorum. Yani anlaşılıyor ki bu aldığımız kutu da kesiyor. Evet, kesinlikle ilk kalkışı çok daha seri bu CDI'den. Ama en üst hızı hakkında aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani bu kutuyla şehir içinde hani çok durkak trafikte gidiyorsanız daha avantajlı ama üst süratinde hiçbir fark yok. Evet, yeni CDI ateşleme kutusuyla ilgili nihai kanaatimi sizlerle paylaşıyorum. 80 yapmadı maalesef. Demek ki bu aldığım ateşleme ünitesinde de kesici var. Onu gördük. Ama kalkışları çok iyi. Yani kalkıştaki ilk alt devirlerdeki ateşlemesi orijinaline göre daha kuvvetli. Yani şehir içinde daha avantajlı olacaktır ama sürat arttıkça ateşlemesi o kadar kuvvetli değil.
Bakalım bir süre bunu tutacağım üzerinde. Bu yeni elektronik ateşlemeyi. Şehir içinde daha avantajlı olacaktır. Ama bakalım ilerleyen günlerde belki hiç üzerinde kesici limit olmayan performans için üretilmişler de var. Onlardan bir tane sipariş verir, onu da deneriz de. Yani zaten aslında hani Beagle'la da 80'le gitmek çok da şey gelmiyor. Yani motorun sesi falan artık değişmeye başlıyor 65-70'lere doğru. Çok da akıllıca değil yani 80 yapmak. Ama şey, dediğim gibi ilk kalkışları falan çok kuvvetlendi yani, güçlendi motorun. Bir de ilk taktığımda rölantisi de yükseldi. Ona göre biraz rölantisini düşürdüm şimdi motorun. Şey, çok yüksek rölantiyle çalışıyordu. Neyse bakalım, böyle deneyeceğiz. Yani 80 km sürat bekleyenlerin hayalleri uçurumdan aşağı yuvarlandı maalesef. Kusura bakmayın. Neyse bir tane daha alır. İleride onu da deneriz. Bakalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.